vakit daraldıkça stres de çoğalıyor. Yani tam tersine. Şimdi biz Giresun'a puan ve puanlar için gitmiştik. Yani en azından 3 puan alamasak bile 1 puan bile hani bizi bir yerlere bile taşıyabilirdi. Çünkü rakiplerimiz de kendi aralarında oynuyor, Sivas ve Eskişehir. Onların da tabii berabere kalması bizim daha çok işimize yaradı diye düşünüyorum. Evet. Tabii Giresun maçında belki de sahaya tam istediklerimizi de koymayabilmiş olabiliriz ama çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz takım olarak. Bazen hatalar olabiliyor, hakemler de hata yapabiliyor, futbolcuların da yapabildiği gibi. İki taraflı hatalar olabiliyor ama... Hata demişken Ertel, sözünü kestim. O pozisyon maçın kader anıydı belki de. Yerde kaldın, üzerine bir sanki kontrolsüz yüklenme vardı. Hakem hiç oralı olmadı, golü verdi. Sen tecrübeli bir kalecisin. Sen bu konuyla ilgili yorum yapacak olursan herhalde sözü dinlenecek, sözü para edecek bir kalecisin. Neler söyleyeceksin o pozisyonla ilgili? Yani genelde bu pozisyonlarda zaten kalecilerin dokunulmazlığı vardır. Yani şimdi rakip futbolcu Özgür Can'dı sanırım. Topa hiçbir şekilde müdahale etmedi zaten, dokunmadı. Ben topa vurduğumda o arkadaş da bana sağlam bir şarj yaptı, yani çok güçlü bir şarj yaptı. Ben de kendimi yerde buldum o sırada. O sırada hakemin zaten kale boş, ben yerdeyim. Yani oyunu durdurup faul çalması lazımdı. Yapması gereken buydu. Sakatlık da oldu galiba. Tabii, evet, sakatlık da yaşadım o sırada. Ama yapmadı. Tabii bundan sonraki maçlarda da yani yine kendilerini versinler maçlara. Hani ne kadar az hata o kadar iyi. Çünkü diğer takımların da bizim de yani artık kader dönemleri bunlar. Ne az hataların yaşanması her takımın aleyhine olacak.